Çizim Kafası kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, başlıkta anlayacağınız gibi boyayarak para kazan adlı bir video yaptık. Arkadaşlar, çizerek para kazan adlı bir videomuz vardı zaten. Orada bayağı bir izlemişsiniz. Hatta çizerek para kazan yazdığınızda direkt benim videom çıkıyor. Allah Allah. Gayet güzel bir izlenme almışız. Bir de boyayarak para kazan serisi çekmek istedim. Burada da sipariş üzerine bir resim aldık. Akrilik yaptık. Aslında yağlı boyaydı ama elimde akrilik vardı. Akrilikle yapmak istedim. Öyle güzel bir tablo oldu. İnşallah sahibine de ulaşır. O da sevecektir, beğenecektir diye düşünüyorum. O şekilde umarım bu videoda size bir şeyler de kolaylık sağlar. En azından akrilik boya nasıl yapılıyor ya da benim tarzım nasıl onu görmüş olursunuz. Bu arada 1500 kişi olduk arkadaşlar neredeyse. Yani çok az bir şey kaldı. O yüzden de abone olup like atıp bildirimleri açan herkese de çok teşekkür ederim. Yani bir zamanlar 10 aboneydim. 1500 nasıl olduk onu bile anlayamadık. İnşallah büyüyerek ailemiz daha da böyle çoğalır. İnşallah daha iyi yerlere geliriz diye düşünüyorum. O zaman çok fazla konuşmayın. Böyle vıdı 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 şeyler yapmayalım, boş verin. O zaman sizi çizimimizle baş başa bırakayım. Öyle baş başa bırakayım yani. Görüşürüz. Ha, bu arada fark ettiyseniz saçlarımı da kestirdim. Yani baktım 10 bin tane yorum var. Hepsi de saçını kes diyor. Kafamız da güzel, nasıl güzel. Dedim 10 bin kişi de üzmeyek olmasın. Yani 10 bin kişi de üzmeyelim. O kadar güzel ki, nasıl böyle? Gerek yok. Kalp kırmak iyi bir şey değil. O yüzden saçlarımı kestirdim arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi siparişimizin önce çıktısını alıyoruz. Kaça kaç ebatında istiyorsanız. Bunu akrilik yapacağım arkadaşlar. Şuradaki figürler olmayacak sadece arkadaki. Sadece bu figürümüz olacak. Yandaki atlar olacak tek başına. Bu şekilde çıktıyı aldım. Şimdi bunu bildiğiniz gibi arkadaşlar arkasını karalayacağım. Herhangi bir kalem olabilir. Yani çok yorum geliyor bunda. Diyorlar ki işte hani şöyle bir füzen mi olsa, kömür kalem mi olsa yoksa normal kalem mi hani olacak diye. Arkadaşlar herhangi bir kalem olabilir. Yani şöyle bir kalem de olabilir. Fark etmez yani. Herhangi bir kalemle karalayıp tuvalimizin üzerinden geçeceğiz. Şöyle arkasını karalayacağız. Sonra bunu tuvalimizin üzerine şu şekilde yapıştıracağız. Daha sonra buradan şu şekilde çizdiğimiz zaman arka tarafına geçmiş olacak arkadaşlar. Evet, isterseniz hemen şöyle bir başlayalım. Evet arkadaşlar, benim daha önce yaptığım bir tablo vardı şu şekilde. Soyut bir tablo. Evet, daha sonra yani bunu sevmedim. O yüzden şimdi aldığım siparişi bunu bu siparişi o tabloya geçireceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkası normal kalemle karaladık. Tabii kalemin boyutu ne kadar iyiyse o kadar iyi olur. Bir şey düştü. Ne düşürdüm? Bant. Kalemin boyutu ne kadar yani koyuysa 6B, 7B, 8B ne kadar kalınsa yani B oranı ne kadar yüksekse o kadar iyi olur. Çünkü kömür daha çok dağılıyor. O yüzden onların olması dikkat etmeniz gereken bir yani hususlardan bir tanesi arkadaşlar. Neyse şimdi karaladım. Şimdi alacağım bunu. Gördüğünüz gibi. Şöyle diklemesine yapacağım arkadaşlar bunu. Şöyle diklemesine yapıştırıp bantla arkasından geçeceğim. Şimdi ben onu bir hazırlayayım. Üstüne de bunu yapıştırdım arkadaşlar. Arkasını karaladım. Görüyorsunuz karalanmış bir şekilde şöyle göstereyim. Aynen. Şu şekilde yapıştırdım arkadaşlar. O da fon olmuş oldu. Yeri gelirse eğer bakalım burada şurada ağaçlar falan var mı yani. Fotoğrafta olmadı. Şuraları falan silerim. Şu kısım falan silerim. Ağaç falan yapabilirim. Şuralara biraz daha bulut falan etkisi verebilirim. Ama bu da fon gibi durdu yani güzel durdu. Şu şekilde şimdi üstünden kalemle geçeceğim arkadaşlar. Göreceksiniz arkasına geçecektir. Arkadaşlar ne yaptımsa da olmadı. Yani arka taraf fon olduğu için beyaz olmadığı için kurşun kalem izleri geçmedi. Yani demek ki anlayacağımız şu. Böyle bir fon yarım kalmış bir resim ya da bitmiş bir resim üzerine şu şekilde olmuyor. O yüzden ben elime bir marker aldım. Markerla şöyle aşağıya bakarak eskiz atıyorum arkadaşlar. Yani artık iş başa düştü. Kendimiz yapacağız. Evet, devam edelim.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sadece koyu yerler yaptım. En çok koyu yerler neresi orayı yaptım. Şu şekilde eskizi attım arkadaşlar. Şuradaki boşluk eşit olsun diye belki şu kuyruğu biraz daha şöyle yapabilirim. Sanki rüzgarda sallanıyormuş gibi koşarken. Ama şimdilik yoruldum. Evet, bugünlük bu kadar yeter. Tekrar devam edeceğim sonra. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yavaş yavaş oluşuyor. Şöyle biraz daha zoom yapayım. Tablomuz bitti. Sipariş üzerinden aldığımız akrilik boya tablomuz bitti arkadaşlar. Şöyle yan çevireyim, etkileri göstereyim size. Şöyle imzamızı da attık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. F. Çoban. Öyle işte. Evet. Ben bu tarz dokunuşları daha çok seviyorum. Böyle hani böyle fırça lekeleri falan olması lazım. Görüşürüz.